Türkiye'nin ilk başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülerle külliye doğru yürümüştü. E, hep başkanlık sistemini, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattık Sayın Gülerci ama e, o tarihi görüntüleri ufak da olsa bir hatırladık. E, medya dünyasından, siyaset dünyasından, sanat dünyasından herkes akın etti adeta oraya. E, önce atmosferi nasıl buldunuz orada? E, bundan sonraki süreçte ne bekliyoruz? Bize ne getirecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi? Şimdi akın etti e, lafına bir parantez açmam tamam. lazım. E, Erdoğan'ı sevenler 24 Haziran seçimlerinde e, Erdoğan'ı başkan olarak cumhurbaşkanı olarak seçenler akın ettiler. Hı hı. Ama mesela gönül ister ki e, bu Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı e, yani muhalefetten de bir geniş aile tablosu için katılanlar Keşke. olsaydı. Temel ben, olduğunu gördüm. Orada evet. Gibi. Sanat dünyasından mesela belli sanatçılar geliyorlar. Diğer sanatçıların bir e, hazımsızlığı var diyeyim. Yani onların tercih etmediği insanlar muteber olmuyor. Halk seçse de ki kaçtır Sayın Erdoğan bir 2014 Ağustos'unda Seçildi. E Şimdi yeni sistemde de çok farklı bir cumhurbaşkanı seçtiğimizi bile bile sandığa gittik. Seçildi yine. Yani neden bu yüzde 48, yüzde 52'ye onun tercihine, iradesine itibar etmiyor? Onu hafife alıyor. Benim demokrasi adına, demokratik terbiye adına Demokratik olgunluk adına e, üzüldüğüm nokta burası. Yani bir kamplaşma oldu ve bu kamplaşmada kabahati de Erdoğan AK Partisi'ne yüzde 52'ye buluyorlar. Hı hı. Şimdi bir iki sanatçı biliyorsunuz bir çıkış yaptı bu konuda. E, onları da topa tuttular. Vay işte yüzde 48 yüzde 52'ye saygılı olsa artık kabul etse dedi bir sanatçımız. Yani linç etmeye kalktılar. E tamam da kardeşim hem demokrasiyi savunuyorsunuz hem de bu e, antidemokratik tavırdan kendinizi neden kurtarmıyorsunuz? Yani Türkiye demokrasi illa sizin istedikleriniz seçilince mi gelecek yani? E gelmiyor seçilmiyor işte. Şimdi biraz sonra ilerleyen dakikalarda konuşacağız. CHP'nin hali ortada. Evet. Alternatif değil mi CHP? Yani ana muhalefet partisi ne demek? iktidar alternatifi demek. Ne Nesi iktidar alternatifi? Ya bir kurultay kuyusuna sayılamıyor. Kurultay kuyusuna düştüler çıkamıyorlar yani. Şimdi illa CHP diyorsunuz da hani biz de o %52'nin içinde olanlar da ya körü körüne Erdoğan'ı, AK Parti'yi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekliyor değiliz ki ama onlara göre körü körüne destekliyoruz. Millet işte kömür alıyor, yardım alıyor, onun için veriyor ya bu saplantıdan çıkmadığınız sürece objektif olamazsınız. Ya bizi dinlemiyorsun. Anlamaya çalışmıyorsun. Gel uzlaşalım diyorum. Kaçıyorsun. Ne diyor Kılıçdaroğlu? Bu seçim meşru değil diyor mesela. 24 Haziran için. Ya ayıp ama ya. Meşru değilse niye girdin kardeşim? Muharrem seçilince meşru olacaktı ama hem de ne demokrasi zaferi olacaktı Türkiye'nin. Tarihi demokrasi zaferi. E sen Aynı seçimden bahsediyoruz. Muharrem İnce'nin katıldığı, CHP'nin katıldığı, CHP aday gösterdi. Şimdi öyle bir şey ki giriyorsun, yenilince diyorsun ki meşru çıkmış, çıkmış Da yenmiş, çıkmış da yenmiş durumu. He, yok. Ye yenince, kazanınca ne oluyor? Demokrasi oluyor. Şimdi buradaki onların acziyeti de şurada esasında. Milletin ne olup bittiğini, çok iyi fark ettiğini Bunlar görmek istemiyorlar. Ya bu yaptıklarınızın hepsi milletin dikkatinden kaçmıyor. Ya millet sesini size çıkarmıyor. Ne zaman çıkarıyor? Sandıkta çıkarıyor. E sandıkta da yanlış anlamayın Osmanlı tokadı yiyorsunuz. Feleğiniz şaşıyor. Ondan sonra da e, abuk sabuk demeyin de ağır olur belki. Garip garip konuşuyorsunuz. Evvela baştan tavrını koy. Girmiyoruz bu seçimlere arkadaş. Bu seçimler meşru değildir. Zaten o oylamada da evet olduydu, olduydu de de şöyle oldu böyle oldu CHP'nin seçim sistemlerinin o gece çalışmadığı ortaya çıktı biliyorsunuz. Sadece 5000 sandıktan evet. haber alabilmişler yani. Ondan sonra da e, imzalar da sayılamıyor şu anda. Normal. Şimdi ben e, e, olsaydı Sayın Erdoğan'ın e, Sayın Cumhurbaşkanının törende e, bir doğası vardı. O duasını kendi sesinden verebilseydik. Şimdi o duayı ben şundan önemsedim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle e, yeni bir yönetim şekline kavuştuk. Ama asıl zihniyette bir değişiklik var. Bunu görmek Hı. lazım.